Kulak çınlamasının bitkisel tedavisi mümkün mü? Evet, kulak çınlamasına karşı çok güzel bir bitki var. Var mı fotoğrafı? Yok. Ginkgo biloba. Ginkgo. Evet. Bu gördüğünüz sarı yapraklı bitki, Japonya, Çin, Kore vesaire ülkelerde yetişen bir ağaç, 50 metre boyunda. Bunun yaprağı iki loblu olduğu için biloba denir. Bunun birleşimindeki etken madde ginkoloidler %0.05. Yani binde 5 bile değil, 10 binde 5. Çok çok az. O nedenle yaprağının çayını içmek bir anlamı yok. Destilasyona damıtılarak elde edilen ekstraktını kullanmak gerekir. Şimdi bazı uyanıklar alıyor bitkiyi. Hatta geçen hafta gösterdim, buraya getirdim. Adam üretiyor ginkgo hapı, ginseng hapı, panax hapı. İçine kimyon koymuş. Gene bizim Türk firmaları kapsüllerin içine kimyon koymuş. Almanların bir şey, Amerikan firması var. GNC. Bütün ürettiği dört çeşit, dört markası var. Dünyanın bütün ülkelerinde satılıyor GNC. Ne koymuş? Ginkgo'nun içine, ginkgo hapının içinde ginkgo yok. Pirinç var, nişasta koymuş. Ginseng'de ginseng yok, pirinç var. Sarı kantaron kapsülünde sarı kantaron yok, pirinç var. Efendim, cüce palmiyede cüce palmiye yok, pirinç var. Kedotunda kedotu kökü ekstraktı yok, pirinç var. Hepsini pirinç doldurmuş. Hem de dört ayrı marka. GNC Plus. Beni şikayet etsinler, mahkeme versinler diye mahsus söylüyorum. Birkaç programda söyleyeyim, kimse mahkeme vermiyor. Kimse neden böyle söylendi de demiyor. Çünkü raporla var elimde. Bunlar hakkında New York başsavcısı suç duyurusunda bulunmuş. Dava açılmış. Klinik araştırmalar var. İçinde hiçbir şey içermiyor. Elimde belge var. Kimse beni gidip de şikayet edemez. İsterse etsin. Kazanırız yani. Kendimizden eminiz. Dört ayrı firma. Target diye büyük bir market var. Onlar için ürün üretmişler. Hepsinin içinde nişasta var. Hiçbir şey, etken madde yok. Walgreens denen bir büyük market var. Onun için üretmiş. Onun içinde yine nişasta var. Hiçbir etken madde yok. Walmart denen bir market var. Onun içinde üretmiş. İçerisinde etken madde yok. Sıfır. Yani insan sağlığıyla oynuyorlar. Dara vere, dara vere. Ha, bazı insanlar buna rağmen bunların ürününü kullanıyor. Aa, ben falan ürünü kullandım, iyi geldi bana diyor. Niye öyle diyor? Psikolojik. Adam ona inandığı için. Ona boş kutu da verseniz, kapsül de verseniz, içinde nişasta da olmasa iyi gelir. Adam inanıyorsa, bazı insanlar psikolojik olarak kendini iyi hissediyor. %30 placebo efekt denir. Kişiyi kendini ona inandırmış. Ona şeker verseniz de ilaç diye iyileşir. Veya leblebi verseniz de, içine bir şey doldurup verseniz de iyileşir. Placebo efekt. Yani inandığı için iyileşir insan. Beyin kendini ona göre iyileşmeye doğru yönlendirir, harekete geçirir. İnsanların %30'unda, %35'inde bu otomatik olur.